Merhaba Shift Devlet izleyenleri. Asus pek çok ürünü lanse etti. ROG tarafında daha önce ROG Phone'u incelemiştik. Bilgisayar tarafında da özellikle ZenBook Pro 15 tanıtıldı. Gerçekten güçlü bir ürün. Hepsinin videolarını YouTube kartlardan izleyebilirsiniz. Bir diğer tanıtılan ürün ise şu anda karşınızda arkadaşlar. ROG ailesinden Scar 2. Bakalım bu canavar bizlere neler sunuyormuş. Hadi başlayalım. Daha önceki modellerden farklı olarak tasarımda bayağı bir gelişme söz konusu. Özellikle ön tarafı Kevlar malzemeyle kaplandığını görüyoruz. Artık Asus oyuncuları mermilerden korumak mı istiyor bilmiyorum. Daha sağlam bir malzeme olsun istemişler. Bu kaplama hem görüntü olarak bir güzellik katıyor, bir premium katıyor. Özellikle dokunuş hissi de gerçekten iyi. Hem de ürüne bir hafiflik kattığını da söyleyebiliriz. Çok güçlü bir bilgisayar. Birazdan özelliklerine bakacağız. 2.4 kilo ağırlığında bu donanımdaki bir bilgisayar için iyi bir rakam. Ve 26 mm kalınlığı var. 26 mm kalınlık da böyle bir bilgisayar için oldukça önemli. Şimdi kasa tasarımını biraz sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Sağ tarafta baktığımızda mikrofon girişi. İki tane USB, HDMI ve Type-C bağlantısı bulunuyor. Burada bir adet görüntü aktarımı yapabileceğiniz Thunderbolt çıkışı ve Ethernet bağlantısı bulunuyor arkadaşlar. Ayrıca güç için buradan bağlantı kurabiliyorsunuz. Yeni geliştirilen soğutucu ile beraber çok daha ince yapıda daha iyi bir soğutma bizlere sunuyor. Bunu da burada görmüş olduğunuz hava ızgaraları sayesinde başarıyor arkadaşlar. Yani hem şık bir görüntü katıyor hem de tasarım açısından bizlere iyi bir deneyim kattığını söyleyebiliriz. Burada tabii aydınlatmanın olduğunu da söyleyelim. Bir de bildirim ışıkları da burada duruyor. Hani bilgisayarla ilgili bildirimleri buradan alabiliyorsunuz. Mesela klavye aydınlatmasının açık olduğunu burada bizlere gösteriyor. Ya da şarjda olduğunda da burada işareti görebiliyorsunuz. Şimdi sağ tarafına baktığımızda ise burada SD kart girişi var. Bir tane daha USB girişi var ve buradan da hava alma ızgarasını görüyoruz arkadaşlar. Burada da kilit mekanizması var. Şimdi bilgisayarı tekrardan açtık ve ön yüzüne bakacak olduğumuzda şurada bir LED aydınlatma barı bekliyor oyuncuları. RGB. Burada şu anda renkleri çok gösteremiyorum ama mordan mavi tonuna kayan bir renk var arkadaşlar. Aynı şekilde klavyede de RGB renkler bizleri görüyor. Diğer modellerden farklı olarak buradaki WASD tuşu beyaz olarak ayarlanmış. Daha önce bu tarz oyuncuların çok sık kullandığı tuşların kırmızı olduğunu hatırlıyoruz. Burada daha farklı bir renk var. Burada da bir hava alma ızgarası bizleri bekliyor arkadaşlar. Ayrıca o bildirim ışıklarını açıkken de burada görebiliyorsunuz. Şimdi Asus ROG Scar 2'nin en önemli noktasına geliyoruz arkadaşlar. Yapılan geliştirmelere göre ekran çerçeveleri oldukça azaltılmış. Şimdi normalde oyuncu bilgisayarlarında daha kaba tasarımlar bizleri bekliyor. Ama gerçekten ince hale getirilmiş, yaklaşık 6 mm seviyelerine kadar düşürülmüş bir yan tarafta ekran çerçeveleri var. Ekran çerçevesi sadece alt taraflarda kalın. Etrafta ekran çerçevesinin olmadığını görebiliyorsunuz. Şimdi çerçeve olmadığı için webcam'de alt kısma konumlandırılmış. Burada da büyük bir ROG logosunu görüyoruz. Şimdi teknik özelliklerine bakalım bu canavarın. Şimdi arkadaşlar hepinizin merakla beklediği teknik özellikler kısmına geliyoruz. Ekranla başlayalım. Ekran tarafında 15.6 inçlik IPS bir ekran bizleri bekliyor. Full HD çözünürlüğünde olan bu ekranın diğer oyuncuların dikkatini çekecek detayı ise 144 Hz desteklemesi ve 3 ms gecikme süresine sahip olması. Ekran kartı tarafında ise bu modelde GTX 1070 kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi donanım tarafına devam ettiğimizde ise buradan size özelliklerini de göstereyim. Intel'in 8. nesil Core i7-8750H işlemcisi yer alıyor. 2.20 GHz hızında çalışıyor. 32 GB RAM var. Depolama tarafında ise bu modelde 512 GB SSD, 1 TB'da mekanik disk kullanılıyor. Tabii disk seçenekleri de opsiyon olarak
değiştirilebiliyor arkadaşlar. İşlemci tarafında Intel'in yeni nesil 8. nesil işlemcileri var ve bu işlemci 6 çekirdekli yapıda. Hemen şimdi buradan 6 çekirdekli olduğunu da gösterelim. Hyper Threading ile sanal olarak da 12 çekirdek bizleri bekliyor. Yani donanımsal olarak oldukça güçlü bir bilgisayar. Hem donanım açısından hem de teknik özellik açısından oldukça etkileyici bir model olduğunu söyleyelim. Tüm bu özelliklerin hepsi sadece 2.4 kilo ağırlığında ve gerçekten bu donanıma, bu özelliklere sahip bir bilgisayara göre ince bir yapıda bizleri bekliyor arkadaşlar. Şimdi son olarak ürünün fiyatına gelecek olduğumuzda 2000 dolarlık bir başlangıç fiyatı var. Tabi bu konfigürasyonla beraber almıyorsunuz. Başlangıç fiyatı o. Türkiye'ye de gelecek ürün ama Türkiye'ye ne zaman gelir, fiyatı ne olur şu anda tam bilinmiyor arkadaşlar. Ama bu canavarı sizlere gösterdik arkadaşlar. Tayvan'daki teknoloji turumuz devam edecek. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.